Evet efendim, dünyadaki istihdamın %90'ını sağlayan COBİ'ler Türkiye'de ise %70,6'sını kapsıyor diyebiliriz. Bugün programımızda COBİ'ler konuşuyor. Programımızda diye ya Yazılım Genel Müdürü Suha Onay bize eşlik ediyor. Suha Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Hala Hanım. Evet, baktığımızda şimdi verisel konuştuğumuzda dünya ekonomisinin ve Türkiye ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan COBİ'ler hakkında bugün programımızı gerçekleştireceğiz. Siz de yazılım tarafında COBİ'lere eşlik eden bir aslında diğer bacaksınız diyebiliriz. Dijital entegrasyon yonda kobilerin nerede olduğunu ve neler yapılması gerektiğini size soracağız. Fakat sıcak bir gelişmemiz vardı. Cuma günü bir yazılım krizi ortaya çıkmıştı. E, baktığımızda bu da birçok sektörü etkileyen bir krize sebep olmuştu. Hatta cuma günü sizinle program öncesi bir konuştuğumuzda bu bir e, siber saldırı değil, bu bir yazılım hatası alarımı demiştiniz. Ben size bir cuma gününü sormak istiyorum. Şimdi cuma günü böyle bir yazılım sistemi krizi yaşandı. Peki bu süreçte neler oldu ve neden böyle bir kriz yaşandı? Evet, teşekkürler Alara Hanım öncelikle. Krize değinmeden önce CNBC ailesine tekrar Türkiye hoş geldin diyorum ve yayın hayatında da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi krize gelirsek eğer krizi doğru dersler çıkarabilmek için neden kaynaklandığını doğru analiz edebilmek gerekiyor. Aslında o zaman Cuma günü size söylediğim gibi gerçekten ne siber saldırıydı, ne bir virüs sorunuydu, hı hı. ne de bir ataktı aslında. Sadece bir güvenlik yazılım firmasının hatalı bir güncelleme yayınlamasıydı. Bu da dünyada en çok kullanılan 3 adet işletim sistemi var. İşte Windows, Linux ve MacOS e, diye sayılabilir. Windows üzerinde çalışan Microsoft tarafından tarafından geliştirilen işletim sistemi üzerine çalışan CrowdStrike adlı bir yazılımın Hı -hı. E, Türkiye saatiyle Cuma günü 07.09'da bir güncelleme yayınlamasıyla başladı aslında. Ve internete güncelleme alan Hı -hı. bu birçok yazılım, CrowdStrike'dan hizmet alan aslında 29 bin adet kurumsal işletme var. Aslında bireyler bu sıkıntı yaşamadılar. Bu 29, kurumsal, 29 bin kurumsal işletme sistemleri internetten güncelleme aldığı için bu hatalı versiyonu aldılar ve bu saat itibariyle kendilerini kapatmaya başladılar. Bu an itibariyle de aslında havalimanları, sağlık birimleri, marketler gibi birçok sektörde hizmet alan tüm bu kurumsal işletmeler ne yazık ki kapanmak durumunda kaldı ve hizmet veremez duruma kaldılar. Şimdi bunun detayına indiğimizde, burada Falcon adlı bir platformdaki bir sensör hatası ve bir yazılım firmasının bir hatası. Ama bunun detayına geldiğimizde birçok ekran, mavi ekran vermeye başladı ve hizmet veremediler. Bu bireysel kullanıcılara ne anlamda etki etti? Bireysel kullanıcıların bilgisayarlarına herhangi bir sorun olmadı ama hizmet alan kurumsal firmalar ne yazık ki sıkıntı yaşamaya başladılar. Burada... Eğer sadece bir client'ın bir, bir kullanıcının bilgisayarı etkilenseydi bir sorun yoktu ama Windows Server işletim sistemli bu büyük kurumların binlerce firmaya hizmet veriyorlar. Havalimanları yönetiliyor. Burada mavi ekran hatası sistemin tamamen göçmesine neden oldu. E, Cross-strike nasıl böyle bir hata yapabilir buna da değinmek lazım aslında. Ve de devamı gelecek mi yani aslında akıllardaki ee, şu anda olan soru bu. Evet devamı her zaman olabilir ama bu e, sorunlardan mutlaka ders çıkarmak gerekiyor. Hı -hı. E, ben bu sorunları biraz uçak kazalarına benzetiyorum. Aslında uçak hava yolu sektörü en güvenli sektördür. İstatistiklere baktığımızda en az kaza olan evet. sektördür. Ama bir kaza olduğunda da en çok konuşulan bu konu Hı -hı. olur ve gündemden düşmez. E, ama... Uçak üreticileri ne yaparlar? Bu sorunları en ince detayına kadar sorunları analiz ederler ve çözümleri bulurlar, bir daha tekrarlanmaması için. Bilişim sektöründe de böyle olacaktır inanıyorum. Hem Microsoft hem CrowdStrike bu kendileri ne hata yapmışlarsa bunu analiz edecekler ve çözüm yolları bulacaklardır. Biz yazılım sektöründeyiz, yazılımlar geliştiriyoruz hı hı. ve yazılımlarımızı geliştirirken gerçekten çok detaylı analizlerle testlerden geliştiriyoruz. Hem önce yazılımcılarımızı eğitiyoruz, işte ISO standartları gereği güvenlik kod yazılım geliştirme eğitimleri veriyoruz, farkındalık hı. eğitimleri veriyoruz ama halen yazılımlarda mutlaka hata olur. Test sistemleri, ikinci adımda test sistemleriyle bu sistemlerin hata olasılığını azaltmaya çalışıyoruz stabil versiyonları çıkararak her iki ayda bir versiyon çıkarıyoruz. Onlarda ayrı testler uyguluyoruz. Devamlı bunları uyguluyoruz. Ama gördüğümüz raporlara baktığımızda CrowdStrike yaptığı yazılım güncellemesini bir anda 29 bin kurumsal müşterisinin tamamına yayınlamış, hiçbir testten geçmeden. En azından önce bir örneklem üzerinde güncellemenin yapılması, daha sonra parça parça bunun tüm müşterilere yayılması gerekiyordu. Tabii burada şuna da parmak basmak lazım. Bu bir güvenlik yazılımı ve Hı -hı. güvenlik yazılımlarının asıl görevi işte hacker'lara karşı, ataklara karşı, virüslere karşı anında tepki verebilmesi lazım. E, ve o yüzden anlık güncellemeler alırlar ve anlık güncellemede hızlı bir şekilde aksiyona dönüştürürler. E, bu güvenlik yazılımları aynı zamanda çalıştıkları sistemlerde en büyük yetkiye sahiptirler ki güvenliği sağlayabilsinler ve bu yüzden aynı anda bilgisayarları kapatma ya da e, devam ediyorlar. Bu anlamda bu yazılımları güvenlik yazılımı olmasa da eğer bu hataya neden olan bu kadar denli büyük bir sorun olmayacaktı. Ama sonucuna geldiğimiz böyle bir hata oldu. Tüm yazılım geliştirme dünyası, özellikle Microsoft, CrowdStrike ve bundan mutlaka bir ders çıkarması lazım. İşin Microsoft bacağına baktığımızda aslında orada da e, Microsoft'un sadece bir yazılım tedarikçisi olarak gözüküyor CrowdStrike ve ama Microsoft bunu Microsoft 365 bulut hizmeti olarak tüm müşterilerine sunuyor ve oradaki bir hata bu hizmetin verilememesini ve milyonlarca işletmenin o gün çalışamamasını neden oldu. Benim kızım da o gün İngiltere'deydi. Ertesi gün yurda dönüş yapacaktı. Cuma öğlen saatlerinde check-in yapmaya çalıştık ama sorunlar haberdar olduğum için mutlaka bir hata olabilir diye düşünüyordum ve check-in yapamadık. Akşam üzeri bunu gerçekleştirebildik. Aslında birkaç saat içinde çözülebilecek noktalardaydı. 07.09'da olan çözüm aslında CrowdStrike tarafından 08.29 yani bir buçuk saat içinde çözüldü ve çözümü yayınlandı. Ama bu güncelleme alacak bilgisayarlar ne yazık ki kapalı durumdaydı ve güncellemeyi alamadılar. Bu yüzden bu firmaların kurumsal firmaların işte birçok firma var küresel çapta. Hepsinin IT ekiplerinin bunları manuel olarak sistemlere uyarlamaları gerekiyordu, uygulamaları gerekiyordu. Bu da büyük zaman aldı aslında çünkü binlerce firm, binlerce bilgisayarın etkilendiğinden bahsediyor. Yaklaşık 9,5 milyon Yeniş bilgisayar yaptı. etkilenmiş oluyor. Bu sürede raporlara göre 12 saat gibi bir rakam sürdü. Cuma günü bir kara cuma gibi yaşandı aslında ama sonunda herkes bir ders çıkaracaktır. Hem bizim gibi yazılım firmaları tedarikçilerine, yazılım altyapı tedarikçilerine önem, daha çok önem vereceklerdir. Hem de biz mesela yayınlarken versiyon testleri, bizim Türkiye çapında 300 aşkın iş ortağımız var. Önce onlara yayınlıyoruz. Onların bir testinden geçiriyoruz. Hı hı. Daha sonradan örnek müşteri gruplarına yayınlıyoruz. Yazılımları onların testinden geçiriyoruz. Bir aşama aşama yayınlıyoruz ki hatasız bir yazılımı müşterilerimize sunabilelim. CrowdStrike da kendisine buralardan bir ders çıkarıp mutlaka bir denetim mekanizmasından sonra bunları herkese yayınlayacaktır diye düşünüyorum. Yani bir ders aldı diyorsunuz. Peki şimdi bir de Kobi Bacağı'na bakalım. Dijital entegrasyon diyoruz. Bunun bir finansman bacağı var Bir de bir farkındalık bilinç bacağı var yani eğitici süreçlerin olması gerektiği de sektör paydaşları tarafından konuşuluyor. Peki cuma günü yaşanan bu sıcak gelişme sizce Kobiler bacağını nasıl etkileyecektir? Yani bir dijital entegrasyonda geri çekilmişlik vardı Kobiler tarafında. Sizce bu olumsuz bir yankı uyandıracak mı? Mutlaka kötü haberler bir an insanları bir tedirgin eder. Hı hı. İşte uçak kazaları sonrası dediğim gibi bir uçak uçağa binenler bir tedirginlik hissederler. İşte dijital yazılımlar işte bulut teknolojisine geçenler bir tedirginlik hissederler. Ama bu riskleri incelediğimizde, riskleri analiz ettiğimizde her zaman bulut teknolojisinin lokal sistemlere göre veya dijitalleşmenin lokal sistemlerde kalmaya göre çok daha risksiz ve doğru yöntem olduğu belirleniyor. Şimdi COBİ'lerin eğer bir yazılım tercihi olması gerekiyorsa neler tercih edecekler? İşte kendilerini dijitalleştirme dünyasında ilk önce işte kendilerini tanıtacaklar, hı hı. ürünlerin hizmetlerini tanıtacakları işte web siteleri veya sosyal medya, dijital pazarlama yöntemleriyle tanış, tanıtacaklar. Daha sonra yapmaları gereken en önemli adımlardan biri kendi süreçlerini dijitalleştirirken iş, iş süreçlerini, departmanlarını, e, kendi kaynaklarını nasıl dijital olarak yazılımlar vasıtasıyla yöneteceklerini düşünmeleri gerekiyor. Mutlaka bir tedirginlik yaratacaktır ama dijitalleştirmenin sağladığı verimlilikle hem maliyetleri düşürdüğü hem de firmaları daha karlı ve daha sağlıklı duruma getirdiği bu bilinen bir gerçek. O yüzden ne kadar korkun ecele faydası yok derler. Mutlaka bunu gerçekleştirmek zorunda firmalar. Ve bunu gerçekleştirirken de bazı yazılımlara mutlaka dijitalleştirme arka planında yazılımlarla şirketlerini yönetmek durumunda. Hı hı. Burada da aslında önümüzde ERP yazılımları ve CRM yazılımları çıkıyor. ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlama yazılımları ve CRM yazılımı dediğimiz müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları. Bu yazılımları ne kadar çok sistemlerine, departmanlarına entegre ederlerse verimlilik düzeylerini o düzeyde arttırıyorlar. Ee, örneğin işte stoklarını personellerini, müşteri listelerini, bayi listelerini sistemlere tanıtıyorlar. Bu yazılımlara tanıtıyorlar. Tamamen veri havuzunu e, online olarak yönetmek üzere verileri tek bir merkezde topluyorlar. Daha sonradan işte B2B sistemleriyle bayilerinden dijitalleşerek sipa, dijital sipariş ortamlarında alıyorlar siparişlerini. E, B2C sistemleriyle son kullanıcıdan yine web siteleri üzerinden siparişlerini alıyorlar. e Ticaret entegrasyonlarıyla elektronik pazar yerlerinden alıyorlar. E, Siparişlerini alıyorlar. Mağazalarından, mağaza yönetim uygulamalarıyla sipariş, sipariş havuzları tek bir yerde birikiyor. Artık her türlü data tek bir merkezde toplanıyor. Ve bu bulut da olabilir, lokal da olabilir. Onların artılan eksilerini tartışırız tabii. Ve bu e, toplanan sipariş datası daha sonradan üretim departmanına veriliyor. Üretim departmanının dijitalleşmesi süreci başlıyor aslında. İş istasyonlarının verimliliğini, makinaların verimliliğini, Reçeteler üzerinden ham maddelerin kullanımını tamamen kağıtlardan defterlerden bırakıp tamamen dijital ortamlarda makinalara entegre yazılımlarla bunları takip ederek aslında üretim ortamında da verimliliği ve dijitalleştirmeyi çok rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Onun bir sonraki adımı ne? Üretilen ürünler tekrar depolara şey depolara yüklenip hangi depoda? Hangi rafta, hangi seri numaralı ürün detayı var, e, detayına kadar bunlar takip edilebiliyor. Dijitalleştikçe depolarınızın da ne kadar risk bulunduğunu, stok maliyetten hepsini takip edebiliyorsunuz. E, fintech teknolojileriyle beraber ERP yazılımlarını bankalara, finans kuruluşlarına entegre edebiliyorsunuz. Hı. Banka ödeme hareketleri, tahsilat hareketleri, ERP'leriniz onlar da geliyor ve tek bir merkez oluşuyor. Bunun sonraki adımları işin resmi muhasebe bacağı, e, Personel bordro bacağı birçok konu var. Dijitalleştikçe firmalar aslında bunu görüyorlar ki verimlilikleri artıyor. Çünkü her şeyi artık verileri tek bir merkezde buluşturdukça iş zekası yazılımlarıyla or orada da artık bunlar devreye giriyor. Business Intelligence dediğimiz iş zekası yazılımları devreye giriyor. Bu merkezi veriler üzerinden birçok raporlar, birçok dashboardlar üzerinden e yöneticiler karar destek mekanizmalarına güzel raporlar elde ediyorlar. Ve şirketlerinin ne yönde gittiğini hı hı ne gibi sıkıntılar yaşanabildiğini hepsini e, görüyorlar. Bu anlamda dijitalleşme e, aslında kobilerimizin verimliliğinin artması için ve e, şu andaki çağımızda bulunduğumuz ekonomik ortamda ayak uydurabilmeleri için mutlaka olmaz ol olmazsa olmaz noktalardan e, bu nedenle dijitalleşmeye devam diyorum ben. E, ve devletin yaptığı destekleri, teşvikleri mutlaka takip etmeleri gerek e, diyorum. Yeterli buluyor musunuz Peki devlet tarafından yapılan bu teşviklere? Ee, biz bu sene 20. yılımızı kutluyoruz diye olarak. 20 yıldır bu sektördeyiz. COSGAP Kuluçka Merkezi ile başladık aslında biz. COSGAP'e verdiğimiz bir projeyle başladık. Daha sonradan bir teknokent, Otlu Teknokent'te yazılımlarımızı geliştirmeye başladık şimdi geriye dönüp baktığında bu devlet teşvikleri olmasaydı biz bu noktaya gelemezdik. Gerçekten o kadar çok teşvik var. Şu anda işte COSCEP üzerinden dijital dönüşüm program, dijital dönüşüm destek programları var. Bunların mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Mutlaka devlet işin bacağına yine bir bürokrasi oluyor. İnsanlar biraz ürküyorlar işte sunumlar yapılması gerekiyor dokümanlar doldurulması gerekiyor ama bunlar her zaman olmazsa olmaz. Mutlaka her zaman daha fazla destek daha fazla teşvik hı hı. olabilir ama şu andaki programların peşinden gitmesi COBİ'lerin kendilerine de bir hedef belirlemeleri açısından çok önemli. Dediğim gibi KOSGEB'in dijital dönüşüm destek programını nasıl uygulan, mutlaka incelemeleri gerekiyor ki gerçekten çok güzel bir program. Biz kendi iş ortaklarımızla beraber üretimde dijitalleşme projeleri gerçekleştirip KOSGEB desteğiyle bazı kobi müşterilerimizi sunuyoruz ki onlar da işte iş istasyonlarından dataların toplanıp verimliliklerini arttırmak üzere gerçekten güzel projeler oluyor ve firmalar kendilerini çok daha geleceğe hazır hissediyorlar ve kendilerine güveni arttıkça da ben artık her yere ürün satarım. Bunun bir sonraki bacağı artık ihracat, satış gibi koşullarla devam ediyor. Baktığımızda şimdi tabii bu dijitalleşme sürecinin COBİ'ler tarafından verimli bir sürece doğru ilerlettiğini söylüyorsunuz. Peki dijitalleşme ekosisteminde COBİ'lerin payı ne yönde ve COBİ'ler burada önemli bir pay ve pastadan önemli bir rol alabiliyor mu? Bunun yanı sıra bir de finansman bacağı da var. Yeterli finansmanı dijital tarafa ayırabiliyorlar mı? Evet, KOBİ'lerin dijitalleşmesi biraz daha yavaş ilerliyor aslında. E, dijitalleşme irili ufaklı hem küçük işletmelere, bireysel işletmelere hem KOBİ'lere hem büyük işletmelere hepsinin verimliliğini arttırıyor diyoruz ama büyük işletmeler çok daha hızlı bir şekilde bunu gördükleri için ve yeterli bütçelere ulaşabildikleri için, finans sermayeleri yüksek olduğu için bunlara daha hızlı erişebiliyorlar. Aslında dijitalleşmeyi Böyle çok büyük bütçelerle yapılacak bir iş olarak görmemek lazım. Gerçekten aslında e, dijitalleşmediklerinde e, verimliliklerinin kayıplarını düşündüğümüzde çok daha hı hı. E, doğru bir noktaya e, gidecekler. Sadece dijital. E, Lokal sistemler kurduklarında inanılmaz gerçekten maliyetler var. İşte bir server odası kurmaya çalıştıklarında yani bulut teknolojisine geçtiklerinde çok daha güzel maliyetlerle, kiralama usulüyle aslında bunları yönetebiliyorlar ve yatırım maliyetlerini düşürebiliyorlar COBİ'lerimiz. Ee, bu anlamda da binlerce dolarlık, on binlerce dolarlık bir IT server odası, işte serverlar, switchler, güvenlik yazılımları, güvenlik ekipmanları işte su baskınına karşı veri kaybını önleyebilmek için yükseltilmiş tavan uygulamaları, taban uygulamaları, yangına karşı gazlı söndürme sistemleri, deprem felaketine karşı bunların mutlaka depreme dayanıklı binalarda durması lazım. Bu yatırımları yapmaları gerekiyor aslında. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız deprem felaketinde birçok kobinin verisi ne yazık ki enkaz altında kaldı ve ulaşamadılar ve tüm finansal faaliyetleri zaten durdu ama finansal rakamların ulaşabilseler en azından bazı rakamlı doldurabilecek toparlayabileceklerdi. Belki. Bunu da gerçekleştiremediler. Bu anlamda lokal sistemlerin birçok risk barındırdığı ortaya çıkıyor. Hı hı. Bunlar hem finansal riskler, belirli bütçeler ayırmaları gerekiyor. Bunu bulutla beraber aslında bertaraf ediyorlar çok daha kolay. Çünkü bu yatırımları bulut teknolojisi üzerinden yazılım hizmeti veren firmalar zaten yapmış durumdalar normal lisans maliyetlerinin çok daha uygun maliyetlerine biz bu hizmetleri zaten veriyoruz ve çok bir büyük bir finanslara erişim ihtiyaçları olmuyor aslında. O yüzden korkmadan dijitalleşmeye devam, mutlaka araştırsınlar hı hı. ve ne kadar az maliyetle bu işin yapılabildiğini görsünler. Şimdi bir de finansman tarafını konuşurken istihdam tarafı da var, işçilik maliyetleri de var tabii ki. Beyin göçünde en fazla olan sektörlerden biri yazılım sektörü olmuş oluyor. Yani yazılımcılarımızı biz aslında yurt dışına kaptırıyoruz mantığı piyasada şu an ilerliyor. Bu konuda siz bir sorun yaşıyor musunuz? Pandeminin ilk başlarında gerçekten çok büyük bir sorunu vardı çünkü herkes evlerine çekilmişti, tüm dünya bu noktadaydı ve yazılım işi de aslında evlerden uzaktan yapılabilecek online görüşmeler geliştiği için çok rahat yapılabilecek noktadaydı. Tüm firmalar, yurt dışındaki yazılım firmaları da artık düşük maliyetle kişileri kiralama anlamında global olarak açılımlar yaptılar. Türkiye'den birçok kişi evlerinde oturarak işte Konya'da çalışan bir bilgisayar mühendisi işte Seattle'da bir firmaya hizmet verebilir duruma geldi Fakat daha sonradan bu evden hizmetin yazılım firmaları tarafından çok verimli olmadığı kişilerin verimliliğini düşürdüğü aynı zamanda işe bağlılığını düşürdüğü. Ortaya çıktıkça yavaş yavaş özellikle yazılım firmaları da çalışanlarını ofislerine çağırmaya başladılar. Tabii beyin göçü sadece burada oturup değil giderek de yapılabiliyor. Maliyetler de artmaya başladı. Türkiye'deki iş gücü maliyeti son dönemdeki enflasyon hızlı hı hı. artmasıyla beraber iş gücü maliyeti arttı. Her şeyin maliyeti arttığı için yazılımcıların maliyeti de arttı. Ve yurt dışı için bile aslında Türkiye'deki iş gücü maliyeti yüksek bir noktaya geldi. O anlamda pandeminin başıyla şu anı karşılaştırdığımızda e, beyin göçü tarafında çok bir sorun olmadığını ben düşünüyorum. Ama yazılımcı yetiştirme tarafında e, bunları yetiştirecek doğru e, üniversite eğitimleri alma tarafında bir eksiğimiz mutlaka olabilir. Stajyerlik programları veya başka programlarla bu yönde adım atılması gerekiyor. E, ama büyük bir... Genç nüfusumuz var. Ee, inanılmaz bir teknolojiye meraklı bir e, halkımız var zaten. Bu anlamda teknolojide ben bir sorun yaşayacağımızı çok düşünmüyorum. Peki mesela demiştiniz şimdi bu e, maliyetlerde bir artış oluyor diye. Peki bu yazılımcı arzında sektörde sorun yaşanmasıyla beraber bir maaş düşüşüne sebep oldu mu? Evet. En başta oldu ama sonradan tekrar Toparlandı. şu anda toparlandığını düşünüyorum. Biz de analiz ediyoruz piyasa analizleri hı hı. yapıyoruz. Yazılım tarafında rakamlar yükseldi, doğru noktalara geldi. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu pahalı ortam dolayısıyla insanlar her sektörde olduğu gibi sorunlar yaşıyorlar. O anlamda bir rahatsızlık ortamı varsa bir beyin göçü mutlaka yaşanabiliyor. Ama her ülkede olduğu kadar. Eğer e, ekonomi daha düşük enflasyon ortamına girdikçe yazılım sektörün diğer sektörler gibi bu sorunlarla başa çıkabileceğini düşünüyorum. Şimdi son dakikalarımıza girmiş bulunuyoruz. Ben size kısaca şunu sormak istiyorum. Dijitalleşme demiştik COBİ'ler tarafında bir de bunun sürdürülebilirlik e, cephesi de var. Bu konuda COBİ'ler nasıl sürdürülebilir bir politikaya evrilmeli, neler yapılmalı? E, sürdürülebilirliği şöyle düşünmek lazım. COBİ'ler açısından uzun vadeli hem refahı hem de sağlığı şirket sağlığını hem koruma hem de iyileştirme çabaları olarak düşünmek lazım sürdürülebilirliği burada işte çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği ayrı ayrı değerlendirmek lazım. E, Dijitalleşme ile zaten bir nevi sürdürülebilirliği finansal rakamlarını ee, rahatlatarak finansal rakamlarını takip ederek bir nevi bunu sağlıyorlar zaten. Bazı regulasyonlar da COBİ'leri bu anlamda zorluyor diye düşünüyorum. Örneğin işte iklim e, değişikliği sorun nedenle işte Avrupa Birliği veya Türkiye tarafından çıkarılan işte sınırda karbon düzenlemesi nedeniyle COBİ'lerin Enerji verimliliğine yatırım yapmaları ve işte yeşil enerjiye mutlaka giriş yapmaları gerekiyor. Hı hı. Bu anlamda hem regülasyonlar hem de teşvikler kişileri sürdürülebilirlik kobileri sürdürülebilir olmaya teşvik ediyor diye düşünüyorum. Son olarak peki yeni projeleriniz olacak mı kobiler cephesinde? dijital tarafı entegrasyonda kobileri nasıl teşvik edilmeli sizce devlet tarafından? Ee, devlet tarafında teşvikler bu. E Dijital dönüşüm destek programları mutlaka tabana yayılmalı. Kosgeb'in çok daha etkin bir şekilde organize sanayi bölgelerinde ve teknoparklarda bir entegrasyon çalışması yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü teknoparklarda gerçekten çok güzel yazılımlar geliştiriliyor. Sanayi ve üniversite işbirliğini geçtim. Sanayi ve teknopark işbirliğinin artması gerekiyor ki biz sanayi firmalarımıza rahatlıkla ürünlerimizi tanıtabilelim ve onları dijitalleştirebilelim. E bu teknoparklardaki e, projelerin önemli süreçleri nasıl ilerliyor? Yani güçlü bir proje mi sunulması lazım COSCAP tarafına, teknopark tarafına ki burada hem finansman teşviği alsın Kobi'ler hem de bir yandan da pazarda iyi bir yer edinsinler. Tabii burada proje danışmanlık firmaları da hı hı. E, görev alıyor aslında. Gerçekten bir detaylı bir rapor hazırlanması gerekiyor firmanın mevcut durumunun e, mutlaka göz önünde bulundurup ne gibi yatırımlar yapılacağı ve sonucunda da ne gibi finansal katkısı olacağı firmaya ürünlerini ne kadar verimli üreteceği Hı -hı. dijitalleştirmesi ne kadar sağlıklı yapabileceği ülke ekonomisine katkısı ihracata katkısı birçok konu devreye giriyor Aslında burada bunların bu e, mutlaka kobilerin bu raporları hazırlayarak kendilerini e, Dijital Dönüşüm Hı -hı. Destek Programı incelemelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Evet Suha Bey çok teşekkür ederiz katkınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim Kobiler Konuşuyor programında bugün diye yazılım genel müdürü Suha Onay'ı ağırlamıştık. Kendisinden hem Cuma günü yaşanan dijital kriz yani yazılım krizine dair detayları dinledik. Bunun yanı sıra Kobiler'in dijital entegrasyonunda da e, bu konuda aslında masaya yatırmış olduk diyelim. Bu haftalık programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.